mağduru bir hoca. Bu yıl programlarındaki zenginlikle Bodrum'un kültür ve sanat merkezi haline gelen Dibeklihan 4 sergiye birden ev sahipliği yapıyor. Cuma Ucaklı, Sibel Yıldırım, Aydemir Atalay'ın resim ve Erdinç Baklan'ın seramik sergisi önceki gün Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Üç ressam ve bir seramik sanatçısının birlikte yer aldıkları sergilerin açılışına ünlü piyanist Gülsün Unay, akademisyen Profesör Doktor Erol Manisalı, tarihçi Sinan Meydan, eşi ve iki kızıyla katılırken çok sayıda sanatsever de açılışta yer aldı. Sergilerin açılış konuşmasını Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucusu Cenap Tezer gerçekleştirdi. Tezer, sergiler açılacak sanatçıları tek tek sahneye davet ederek kendileri ve eserleri hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Dibeklihan'da bir ritüel haline gelen sergi açılış çanını ise Profesör Doktor Erol Manisalı çaldı. Çanı çalana papaz denmez, ne denir? Ne denir? Zangoş denir. Teşekkür ederim. Seramik sanatçı Serdinç Bakla, Dibeklihan'da dördüncüsünü gerçekleştirdiği sergiyle ilgili olarak kendisini sanat köyünün demirbaşı olarak gördüğünü kaydettiği konuşmasını şöyle sürdürdü. İkinci yıldan itibaren her yıl peş peşe sergilerim açıldı. Çoğunu biliyorsunuz herhalde. Hitit sergim, Truva sergim, arkasından Çatalhöyük sergim. Bu da Anadolu İdolleri sergisi. Bir şeyin peşindeyim ben. Batı'yı taklit etmeyelim. Batı'nın sanatını taklit etmeye gerek yoktur. Anadolu uygarlıklarından hareketle de sanat yapmak mümkündür. Onu yapmaya çalışıyorum ben. İşte bu sergiler onların sergisi. Dolayısıyla son sergime hepinizi davet ediyorum. Anadolu Uygarlıkları sergisinin İdoller sergisini. Burada biz varız. Kaybettiğimiz bizi arıyor. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bizim bir aradalığımızı sağlayan hareket belki de o geçmişte sözelliğe dökemediğimiz yanımız. Burada şimdi hocalarımız var. Dostlarımız var. Bilgi satmaya çalışmayın. Dünyanın belki de acılı insanları sanatçılardır. Sanat hayatım az önce başladı benim. Cenap Bey sayesinde başladı. Çünkü ben resim yapmayı seviyorum. Yapıyordum. İşte bir deşarj kaynağı Cenap Bey yüzünden ciddi bir uğraş haline geldi. Ona büyük sorumluluk yüklüyorum. O da bana. Bilimdeki o korkunç açmaz. İşte insanların, doktorların, hekimlerin, biyologların, hem diş hekimiyim hem hücre biyoloğuyum ben. Kök hücreyle falan uğraşıyorum. Olmuyor, bir yere gitmiyor. Niye gitmiyorun cevabı yok. Baktım resimde cevap gelmeye başladı. Çünkü bilinmeyen bir diyarda, bilinmeyen bir veri geliyor. Ama ne olduğunu ben hala bilmiyorum. Bir gün birisi bilecek mi onu da bilmiyorum. Cenap Bey yüzünden bilim buralara geldi. İkisi çift kanat oldu. Değil mi, bir sufi gibi? Artık yapabiliyoruz. Aradan felsefe çıkarsa ne ala. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Dibeklandı oldu. Ressam Aydemir Atalay'ın ünlü piyanist Gülsün Onay'a bir tablosunu hediye ettiği sergiler 11 Ağustos'a kadar gezilebilir. Cuma Ocak'ta resim sergisi Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde, Sibel Yıldırım resim sergisi Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde, Aydemir Atalay resim sergisi Orhan Kemal Meydanı'nda ve Erdinç Bakla sergisi Dibek Sofrası Galerisi'nde yer alıyor. Mağduru bir hoca...